Parasını yatırıyor, üzerinden için bir rezanı yapıyor işte. Bunları yapmış, kaldeler çözmeleri tamamlamış, atıklarını oluşturmaya başlamışlar. Evet. Sıkıntı ağları ıslahında melezleme, introdüksiyon ve çalışmasında gördüğümüz gibi melezleme çalışması yapmakta. Burada önce istediğimiz anne ile babayı melezliyoruz. Çünkü bu melezlemede bizim amacımız yüksek verimli bir anne ile soğuğa dayanıklılık, bizim bölgemiz için önemli kışa dayanıklılık. Kışa dayanıklı bir babayı melezleyip hem verimliliği hem kışa dayanıklılığı aynı birey içerisinde toplamaya çalışıyoruz. Yumurta, dişi organlar kalıyor. Dişi organlar kaldıktan sonra bunları şu şekilde paketliyoruz. Ki başka bir bireyden, başka bir babadan toz almasın diye. Çünkü içinde sadece şey var bunun. O antenin. Bunlar arkadaşımızın çıkardıkları buğdayın erkek organları. Erkek organlarını temizleyerek içinde bulunan işte beyaz kısım dişi organ. Evet, bu kısımlar kestiklerimiz, ondan tuttuğumuz bölgeler. Ama mesela şu çeşit çok erkek, çok uzun boylu. Silaj için, silajlı kirtikler için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Hepsi. Onlardan da istersen burada. Onlardan da. Saklete şunları. Hatta şeyler var şöyle. Bak şey oluyor ya, yavaşlıyor ya. Bayramda servis edeceğiz. Bayramda inşallah yayın ulaşması daha da artar. Ha, konu olarak zaten güzel bir konu. Evet. Yayınlanacak bir konu ama işte siz değil mi? Çok iyi haber yapıyorsunuz. O zaman diyor ki yok. Ya enflasyonda bir şey var ya, Cumhurbaşkanı bir şey var, dışarıda bir şey oluyor, sonra gündemi yerde değişiyor. Bugüne kadar 13 ekmeklik buğday, 2 tritikale ve bir kışa dayanıklılığı çok yüksek olan bir arpa çeşidi geliştirdik. Bu çeşitleri geliştirirken hem modern çeşitler arasında melezlemeler yaparken aynı zamanda ata tohumlarımızı ebeveyn olarak kullanmayı ihmal etmiyoruz. Arka tarafta gördüğünüz ata tohumları bölgeden toplanmış bütün çiftçiler ve rakım her türlü bilgisi olan ata tohumlar. Bunları hem kendi melezlemelerimizde kullanıyoruz hem de gen bankalarına gönderiyoruz. Bu ata tohumlarımızın çok önemli özellikleri var. Kura dayanıklı oluşları, kaliteli oluşları. Dolayısıyla biz onların bu iyi özelliklerini kendi yeni çeşitlerimizi geliştirirken anne ve baba kullanarak genetik olarak onlara geçmesini sağlıyoruz. Tabii bizim için önemli olan şey kışa dayanıklılık. Bizim bölgemiz kışlık, kışı çok sert geçen bir bölge ve kışa dayanıklı buğday geliştirmek zorundayız. Dolayısıyla bu melezleme hedeflerimizi yüksek verimli olacak. Bunun yanı sıra kışa dayanıklı olacak ama kaliteli de olacak. Bir yandan da hastalık ve zararlılara da dayanıklı olacak. Yani binlerce, on binlerce genotip içerisinden, hat içerisinden yılda en fazla bir veya iki çeşit adayı çıkarmaktayız. Çok yoğun bir zaman, çok yoğun bir süreç, çok yoğun bir emek. Burada işte tabii bu bir bireysel bir şey değil. Bütün ekip arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar, idaremizin işte katkıları, genel müdürlüğümüzün katkıları, bakanlığımızın katkılarıyla biz bu süreci en iyi şekilde götürmeye çalışıyoruz. Türkiye tohumculuğuna çok ciddi kar sağladığımızı düşünüyoruz. Önce bir melezleme yapıyoruz. İşte anneleri kısırlaştırıyoruz. İstediğimiz babalardan onlara toz veriyoruz. Bu melezleme, bu asla GDO değil. Onu baştan söyleyelim. Bu melezlemeden sonra 6 yıl bu buğdayın bir saflaşma süreci var. Yani anne babayı melezledikten sonra o birey 6 yılda saflaşıyor. Sonra bunun denemeleri başlıyor. Tekerrürlü denemeleri başlıyor.
Ve verim denemeleri başlıyor. Daha sonra bunları bölgeye çıkarıyoruz. Biz bölge enstitüsü olduğumuz için bölgeye dayanıklı çeşit geliştirmemiz gerekiyor. Daha sonra bunların toplu olarak analizlerini yapıyoruz ve en sonunda bir çeşidin geliştirilmesine karar veriliyor. Bu süreç 13-15 yıl. Yani büyük bir çaba, dediğim gibi büyük bir iş gücü ve zaman, sabır.